Vaveyla nedir? Vaveyla. Birinin soyadı falan mı? Yabancı ülkede bu oluyor normalde. Vaveyla dediğimiz yani. Yani Türkiye'de öyle bir şey yok yani. Benim bildiğim kadarıyla. Daha çok böyle Brezilya usulü. Samba gibi bir şey. Yapay çiçek olmasın. Feryat gibi bir şey mi? Vaveyla. Bir müzik aleti falan olabilir mi acaba? Patırtı gürültü. Büyük bir vaveyla'ya, vaveyla ile üstüme geldi. Seni seviyorum veya da seninle mutluyum olabilirim. Olabilir anlamına geliyor olabilir bir sözcük bu. Makyaj ürünü mü? Yapmakla ya da yapmamak arasında bir şey mi? Sıla'nın şarkısıydı ve yabancı dediği çığlık anlamına geliyor. Vaveylas, yemek ismi. Nerenin yemeği? Afrika'nın. İçinde ne var? Patlıcan, kuzu eti, bir de mısır. Çalışmak istiyorum. Tabii abi. Ona oyuncu olarak çalışmak istiyorum o çocuklar. Bir dakika yanılmaz. Nasıl bir Afrika yaratıcılıktır ya? Afrika içinde patlıcan var dedi. Abi çok Afrika yemeğinde ama patlıcan var. Ama müthiş yaratıcı var. Yani. Müthiş inanmamış mı ya? Evet. Karnı yani yarık zannetti. Uzun eti biz, var diyor. Siz de yaptırmışsınız. Evet biz de yaptırdık. Albüm çıkmadan evvel Vaveyla nedir diye sokağa çıktık. Bir kişi bildi. Edebiyat Fakültesi öğrencisiymiş. Ama çok çok da bilinebilecek yani. Bir tane çok acayip bir şey vardı ama. Vaveyla nedir? Va ile V'nin müthiş uyumu dedi. O da iyiymiş. Onun kelime hoşuna gitti. Evet, tabii. Evet, hani söylenişi falan vaveyla. Hani söylerken bir akıp gidiyorsun yani. Hani ceketini çıkarttı gibi vaveyla. Evet. Ama biraz da belli bir kuşağın çok bilmediği yani genç kuşağın çok bilmediği de bir kelime. Aslında bizim annelerimizin kuşağı bence cevapsız bırakmaz soruyu. Teyze evet değil mi? Teyze cümle içinde kullandı. Tabii yani. Cümle içinde kullandı hanımefendi. Peki o sondaki niye o kadar yalan söyledi ya? Gözünün içine baka diyor ki, Afrika yemeği diyor içinde patlıcan var, et var. Ama arkadaşlar bir dakika belki öyle bir yemek yedi bir yerlerde. Vaveyla diyor. Acayip acayip o menülerde tuhaf tuhaf yemek isimleri var. Abi Afrika'da patlıcan niye olsun? Sen albüm ismi yaptın da millet yemek ismi yapmaz mı? Yapmıştır belki birisi. Abi kavganın güzelliğine bak ya. Vallahi harika yani. Buradan kaptırdı. Evet. Şeyle oldu o. Vuvuzella mıydı? Neydi o? Boroz'a karıştı. Vuvuzella ile karıştı. Son bağlanan arkadaş bir yerden girdi çıkamadığı için bence. Onun yemeğe de tarifini vermek durumunda kaldı. Reklama az bir zaman kaldı ama şuna hemen o gireceğim. Mardin, Midyat. Mardin görülmesi gereken bir yer. Geleyim bari, şey yapayım. Harika. Hiç tanımıyorum bak bu. Merhaba, hoş geldin. Ay bizim de fanlarımız var Sermiye Hanım. Evet. Gördün siz Midyat'tan özel olarak mı geldiniz bugün? Ah bileydik, afiş verirdik elinize. Ulan üç kişisiniz bari kalabalık bir şey topla. Sıla fan var burada, bizde bir de kişiye özel değil. Direkt şehre, Midyat sizin, fan. Sizin ama bir de altı erkek yani. Evet. Şimdi Mardin görülmesi gereken bir yer, Midyat bambaşka görülmesi gereken bir yer. Bir de bunun üzerine mesela Antakya'yı mutlaka tavsiye edenlerdenimdir. Görülmesi gereken yerden. Sen Mardin Midyatlısın abi. Zaten evet. Sermiyan Midyat. Evet. Bayağı olanın bilindik ailelerinden misiniz? Evet. Öyle mi? Evet. Aile. Çok eskiden. Evet, ben orada doğmadım. Ankara'da doğdum. 7 yaşından sonra da İstanbul'da büyüdüm. Ama aile yani hani büyük amcam 500 yıl öncesine kadar biliyor. Şemikan aşiretinden geliyor. Köklü ve bilinen bir aile orada. Evet. Bu filmi çekerken de tabii çok gururlandığım, çok onurlandığım harika anlar oldu ve bize çok kapılar açtı bu. Film tamamıyla gerçek bir film mi? Değil. Yani filmi izleyenler, ben izlediğim için soruyorum bazı sahnelerini merak ettiğim için. Filmi çok kısa özetler misin? Çok yani kısa film, fragmanını izleyeceğim. Benim babaannem Güneydoğu'nun ilk kadın belediye reisi. 1956 yılında belediye reisi oluyor ve 3 yıl görevde kalıyor. Deden vefat edince. Deden, esas deden belediye başkanı. Evet, deden belediye başkanı. Ondan sonra zaten amcam da oluyor. 35 yıl bizim aile bir belediye reisi sürdürüyor. O dönemde 1956 ile 60 arasında, 1957 daha doğrusu, babaannem belediye reisi oluyor. Bana bu hikaye ilham kaynağı oldu. Ondan sonrasını ben direksiyonu hani Şamata'ya eğlenceye kırarak, komediye kırarak başka bir kurmaca hikaye ürettim. Öyle yazdım. Hı hı. Filmdeki gerçeklik babaannemin ilk belediye reisi oluşu ve o 3 yıllık görevde kalışı. Onun dışındaki hikaye... Su getirmesi bir, falanı filanı onlar evet, falan. Evet onlar benim kurduğum hikayeler. Senin kurduğun evet, hikayeler. Ama evet, yine evet, böyle başarıları var. Mutlaka. Babaannenin. Tabii ki canım 3 yıl içinde. Nasıl yani 1956'da düşünsene de tamamen
erkeklerin hakim olduğu bir toplumda bir kadın belediye reisi oluyor. Abi çok hala acayip belediye bir şey. Binasında Beyazıt resmi vardı biliyorsun. Vallahi. Tabii. Yani filmin ya cümlesi de şey yani. Etkilendim hani. Okuma yazma bilmeden, politikadan hiç anlamadan bir gün bir kadın belediye reisi olur. Sene 1956'da ve sana şimdi orada gelse birisi bu cümleyi kursa sen peki demez misin? Demez misin? Evet. Bir de bana nasıl kabul etti diye soranlara bu cevabı veriyorum. İki cümledir diyorum ama yani. Ama Selmiyan biraz sana yazmış gibi de bunu yani. Hani bunu evet, birisinin oynaması lazım. Ya o da... bir gün babaannesinin bu zaten çok enteresan bir durum. Yani tam senaryosu yazılası bir şey, hikaye. Demiş ki yani ben bunu yazarsam kafasında beni düşünmüş ve geldi. Dedi ki Demet böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Budur dedi. Yola çıkışı budur. Oynamazsan ne yazmam diyorsun dedi. Oynamazsan yazmam dedi. Evet. Ve öyle yola çıktık. Dedim, ne duruyorsun yaz. İstediğiniz gazeteyi alıp bakabilirsiniz. Arşivlere bakabilirsiniz. İnternete bakabilirsiniz. Film çok eğlenceli ve komik bir film olmasının dışında bazı sahneleri var ki ben bir iki döküldüm o sahnelerde. Yani bir indi. Özellikle hani ipucu vermek gibi olmasın ama kızların köye girişi hep beraber o sahne. Yani çok acayip bir sahneydi gerçekten de. Bilmediğiniz için, izlemediğiniz için fazla bu sohbete girmek istemiyorum. Bilmeyenler anlamaz diye. Onun için hemen girip çıkacağım. Aslında evet biz sana hep böyle ilk gün geliyoruz. Evet. İzleyenler olsaydı öyle anlatsaydık çok daha acayip olacaktı ama filmi izleyenler, izlemek isteyenler için söylüyorum. Çok komedisi var. Çok kaliteli bir komedisi var. Çok güzel oyunculuğu var. Ama iyi de bir dramı var. Her şeyden önce iyi bir hikayesi var. Güzel bir hikayesi var. Bu da perdeye iyi yansıtılmış bu hikaye. Ama bir şey daha söyleyeyim. Bütün bu filmin içinde kimse kusura bakmasın. Demet Akbağ'ı izlemeye gidin. Tabii. Gerçekten tabii. İzlemeye gidin Demet Akbağ. Sahiden de. Vallahi izlemeye gidin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.